Çocukluğum boyunca da okumayı öğrenmeden önce atlasları karıştırmaya başlamıştım aslında. İşte atlaslarda dünyanın değişik yerleri, dünyayı gezen kaşifler, bunlarla ilgili fotoğraflar gördükçe bende de o keşif isteği ister istemez çoğalmaya başladı. İlk yola çıkışım Sırbistan oldu. Kalacak yerim yok, kimseyi tanımıyorum, kimse bilmiyorum. İşte sağa sola soruşturdum, kışın gönüllü kalabileceğim bir yer var mı? İşte çalışayım, karşında yatacak yer ve yemek alayım diye. Orta Sırbistan'da bir dağın başında bir köyde işte basit bir hayat, köy hayatı. İşte suyumuz dışarıdan, odunla ısınıyoruz. Şu elektrik bir lamba var, bir radyo var, o kadar. Tamam dedim, ben yerimi buldum. Öyle bir dağın başında Fransız bir gezginle daha tanışma fırsatım oldu. Birlikte yürüyelim mi? Yürüyelim. Ne tarafa gidelim? Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, işte Arnavutluk, hızımızı alamadık, Makedonya'ya kadar uzattık. Makedonya'ya vardığımızda orada anladım ki işte kara neredeyse bitti gibi. Arkasından Akdeniz geliyor. İşte okyanusu geçip bir Amerika kıtasına ulaşmak neden olmasın? Bir şekilde Fransa'da duran bir teknenin kaptanıyla iletişim haline geçtik. İşte buyurun teknede çalışırsınız, karşılığında da karşı kıyıya bırakırım dedi. Akdeniz'den yola çıktık. İşte Cebe Tarık, Kanarya Adaları, Güney Karayipler, adalar, Venezuela'nın yağmur ormanlarına kadar toplam 3 küsur ay denizde yolculuk yaptık. İnsan hayatında her zaman olan bir şey değil bu. İşte milyon tane hayal kurarsın, işte bir tane hayalin gerçek yaparsın, bir ömre sığdırabilirsen bunu gerçekten şanslı ve çok büyük bir şey başarmış olursun diye düşünüyorum kendi adıma. Milyon dolarlara ihtiyaç yok dünyayı görmek için, farklı coğrafyaları gezmek için. İşte bunu nasıl başarıyorum? Gittiğim yerlerde gönüllü çalışıyorum. İşte yatacak yer ve yemek karşılığı işler yapıyorum. Bahşiş kazanabileceğin işler de yaptım oldu. O işte iki hafta çalışıyorsam bir ayımı çıkartıyor gibi. İşte gerçekten istediğin özgürlüğü ele almak için emek harcamak da çok da büyük bir bedel değil yani. Yer değiştiriyorum, seyahat ediyorum. Canım istediği yerde kalıyorum, canım istemediği yerde kalmıyorum. İşte hayat devam ettiği sürece ben de yolda ya da bir yerlerde bir şekilde özgür bir şekilde yaşamaya devam edeceğimi düşünüyorum.